modernitenin özellikle kendini çok yoğun bir şekilde hissettirmeye başlamasıyla birlikte son yüzyılda ayrıştırma, ötekileştirme, işte bu tip kavramların belirginleşmesiyle beraber ortaya çıkan tehlikeleri kendiniz nasıl yorumluyorsunuz? Ayrıştırma ve ötekileştirme aslında çok da kendi kendine ortaya çıkmadı diye düşünüyorum. Tabii. Bir şekilde ulusal güçler belli hedeflere ulaşabilmek için bunu bizim zihinlerimize yavaş yavaş yerleştirdiler. Hani birlikte yaşama kültürümüzle birlikte yaşadığımız insanlara karşı yavaş yavaş işte o şöyle, bu böyle, dini, mezhebi, etnik köken olarak bizleri birbirimize karşı kışkırttılar. Hani insan olmanın zaafıyla gelen önyargılarımız var. Ta Habil'le Kabil'den bu yana taşıdığımız bir takım önyargılarımız vardı ama özellikle etnik ve dini konularda önyargılar yerleştirdiler zihinlerimize. Bu önyargılar da bizim işte bu son yüzyılda ortaya çıkan sorunlara kaynak teşkil etti diye düşünüyorum. İşte Peygamber Efendimiz Yahudi komşusuyla geçinirken biz sadece farklı bir memleketten olan komşumuzla bile o şuralı o buralı şeklinde ayrıştırmalar oluşturduk zihnimizde. Daha büyük şeyden baktığımız zaman, daha büyük perspektiften baktığımız zaman işte mezhep çatışmalarına neden oldu bu önyargılar. İşte etnik problemler, işte Türk, Kürt vesaire ayrıştırmaları gitti. Ve bizim önyargılarımızı besleyerek bir şekilde kendi hedeflerine ulaşmaya çalıştılar diye düşünüyorum. İşte bu noktada önyargılar bir anlamda bizim oyuna gelmemize neden olan tehlikeli düşünceler, kavramlar.